yaşayışı ve duruşu olmalıdır. Bu sözüne de, davranışlarına da, yaşantısına da yansımalıdır, yansıtabilmelidir. Çünkü İslam hayatın bizzat kendisidir. Bu anlamda İslam sadece ibadet dini değil, aslında ibadet bir yönde ibadet dini olmakla birlikte sosyal bir dindir aynı zamanda. Ve hayatın bütün alanlarında İslam vardır. Müslüman da oralarda yaşarken bir Müslüman gibi davranmalı, yaşamalı, konuşmalı, yemeli, içmeli, gitmeli, gelmeli vesaire. Sosyal medya da o alanlardan birisidir. Tabii ki sosyal medya, ifade ettiğiniz gibi biraz önce, aslında insana verilen en büyük nimetlerden birisidir. Telefon, internet, bilgisayar vesaire gerçekten de çağımızın en büyük buluşlarından birisidir. Düşünün ki şu an siz 15 bin kilometre uzaklıkta bir yerdesiniz ama sesimizi duyuyorsunuz, görüntümüzü görebiliyorsunuz. Aynı şekilde biz buradan meramımızı kardeşlerimize, hatta dünyanın birçok bölgesinde, coğrafyasında, ikliminde var olan insanlara hitap edebiliyoruz, anlatabiliyoruz. Ayetleri, hadisleri, meramımızı, fıkhi hükümleri, Kur'an'ın tefsirini vesaire vesaire çok rahat oralara ulaştırabiliyoruz. Bundan daha büyük bir nimet var mıdır? Şüphesiz ki çok güzel bir nimet, çok değerli bir nimet. Ancak nimeti yerli yerinde kullanabilirsek, nimetin bu anlamda işlevini iyi ayarlarsak, gerçekten de Allah'ın bize bahşettiği nimeti doğru şekilde kullandığımız için, hem nimetten istifade ettiğimizden hem de yerli yerinde doğru şekilde kullandığımızdan dolayı da tabii ki mükafatımız olur. Bu bağlamda şu an asrımızda, yaşantımızda farklı bir alem var. Farklı bir dünya oluştu. O da şüphesiz ki sosyal medya. Bu sosyal medya, artık şunu diyebiliriz ki artık gıdamız kadar, yemeğimiz, içeceğimiz kadar hayatımızın içerisinde vardır ve gereklidir de. Gereklidir de, yani buna biz hani tabiri caizse yan gözle, ters gözle bakamayız. Varlığını inkar edemeyiz. Çünkü biraz önce ifade ettik, birçok güzelliği içinde barındırmaktadır. Ama bir o kadar da doğru kullanılmazsa bir o kadar tehlikeli bir durumda söz konusudur. Bu şuna benzetilebilir. Belki böyle bir günde, Ramazan gününde ve böyle güzel bir programda bu örnek oturmayabilir, farklı algılanabilir ama yine de ben ifade etmek isterim. Şuna benzer bir bıçağı düşünün. Bıçakla ekmeğinizi, domatesinizi, biberinizi kesersiniz. İşte kahvaltınızı, yemeğinizi hazırlayabilirsiniz. Ama Allah korusun, aynı bıçağı kötü niyetle kullanırsanız birine zarar verebilirsiniz. Bu çok anlamda çok iyi bir benzetme oldu hocam, aynı. Yani, demek nimeti kullanmış amacı hocam iyi ya da kötü olarak belirliyor. Kesinlikle. Bundan dolayı sosyal medya biz Müslümanlar için büyük bir nimettir. Yerli yerinde kullanırsak ki bu nimet şüphesiz ki emri bil maruf ve nehyanil münker bağlamında çok güzel bir işlevi vardır. Şu an bakın biz sizin vesilenizle bir araya geldik. Rabbimizin kelamı okundu. Hocam ne güzel şeyler anlattı. Değerli Mehmet hocam güzel şiir okudu. Biz buradan işte sosyal medyayı anlatıyoruz. Ramazan ikliminde nice güzellikleri hocalarımız, sizin gibi dostlarımız anlatıyorlar. İşte TV ekranlarında diğer hocalarımız anlatıyor. Ya da işte YouTube'da, başka kanallarda insanlar güzel şeyleri, doğru şeyleri, ayetleri, hadisleri, fıkhi hükümleri vesaireyi anlatıyor. Bu şekilde insanların ihtiyacı yönünde kullanırsak tabii ki emri bil maruftur. Bir tebliğ vesilesidir. Ancak bu istikamette kullanmayız da Allah korusun, yani bunu kötü yönde, mahremiyete dikkat etmeden insanları fitneye, fesada sürükleyecek şekilde kullanırsak ki siz de aynı hayatı yaşayan, sosyal medyayı kullanan insanlarsınız. Bir cümle bile bazen insanları sokağa dökebilmektedir. Nice insanları birbirine kırdırmaktadır. Nice insanları bu anlamda birbirine düşman etmektedir. Bizim sorumluluğumuz şudur ki sosyal medyayı kullanacağız. Ama şunu da unutmadan, bu bir nimettir. Nimetin hesabı var. Allah der ki Celle Celaluhu Kur'an-ı Kerim'inde ثُمَّ لَتُسْأَلُنَّ يَوْمَ اِذٍ عَنِ النَّعِيمِ. Muhakkak ki Allah'ın size verdiği nimetlerden sorulacaksınız. Hangi nimeti vermişse bu nimetin illaki bir hesabı vardır.
Eğer ben bugün buradan 15 bin kilometredeki insanlara hitap ediyorsam, konuşabiliyorsam bu bir nimettir. Oradaki dostların sesini duyabiliyorsam, özlediğim, göremedim akrabalarımın, dostlarımın, hocalarımın görüntüsünü görebiliyorsam, onlarla konuşabiliyorsam, şüphesiz ki bu nimettir. Fakat bu nimeti bu güzellikte ve bu sorumlulukta kullanmazsam ve hani insanların zarar göreceği, insanların maddi, manevi, ruhi anlamda etkileneceği bir hususta ve alanda kullanırsam tabii ki bunun da ahirette de dünyada da bir hesabı olacaktır. Bundan dolayı biz Müslümanlar olarak bunu bir tebliğ vesilesi olarak görmeliyiz ve bunu doğru ve yerli yerinde kullanmalıyız. Bir nimet olduğunu bilmeliyiz. Nimetin bir hesabı olduğunu unutmamalıyız. Bir de bakın bu korona süreci bize şunu hatırlattı ya da bütün dünyaya temizliğin ne kadar önemli olduğunu hatırlattı. Evet. Bu bağlamda zaten İslam temizliği hayatın her alanında emreder ki temizliği ibadetin şartlarından olarak görür ve kabul eder. Şimdi biz ellerimizi yıkıyoruz, kılık kıyafetimizi, bedenimizi temiz tutuyoruz, tutmaya çalışıyoruz. Özellikle bu korona sürecinde temizliğe daha da fazla dikkat etmeye başladık ve etmek zorundayız. Aslında İslam bunu bugün değil, 1400 yıldır söylüyor. Şimdi temizliğe riayet etmek bir sorumluluk, bir görev olduğu gibi işte evimizi, yattığımız, kalktığımız, yediğimiz, içtiğimiz, görev yaptığımız yerlerde, yürüdüğümüz yollarda biz toplumu, insanlığı ve havayı, işte çevreyi kirletecek hususlarda bir takım fiillerde bulunmaz. Bu hem Müslümana yakışmaz hem de hani bu doğru bir durum değil, doğru bir davranış değil. Çünkü sizin dışınızdaki insanlar ya da varlıklar bundan olumsuz etkilenecektir. İslam da bunu istemez. Nasıl ki çevre temizliği önemliyse ve sokağı, caddeyi kirletemiyorsak, kirletmemeliysek aynı şekilde sosyal medyayı da temiz tutmak zorundayız.